Turgut dur. Konuşalım. Benimle konuşma şansını yitirdin sen Feride. Adadan dönüşte konuşacaktın. Gizli saklı soruşturmalar yaparken konuşacaktın. Bulduğun delilleri saklamadan önce. Sen delilleri sakla. Hırsızın biri gelsin, onların peşine düşsün. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ha? Ortalığı nasıl karıştırdığının farkında mısın? Mamavi, bundan sonrasını mahkeme heyetine anlatırsın. Turgut, bana kızgınlığını anlıyorum. Haklısın, saklamamam gerekirdi. Kendini dışlanmış hissettin, onda da haklısın. Ama bu fevrilikle dosyayı yakarsın. Adaleti engellersin. Yanılıyorsun. Bunu yapan sensin. Delilleri saklamak da ne demek? Yanlı olduğunu gösterir, taraflı olduğunu. Yazık. Rahmetli başsavcının kanını yerde bıraktın. Hayır, asla. Ben sadece emin olmak istiyorum. Nazif Kara suçlu mu? O adamın hayatından ben sorumluyum. Onun hakkında vereceğim kararla ömür boyu yaşayacağım ben. Mahir! Mahir dur. Ne olur yapma. Ne istiyorsan yaparım. Nasıl istiyorsan öyle olurum. Yapma. Mümkün mü Ayten? Bu dediğine kendin inanıyor musun? Senin için her şeyi yaparım. Kendini yenemezsin. Bunu ben de yapamam. Bu yüzden hazır bu kadarla kalmışken ilişkimiz... yeniden benim çocukluk arkadaşım ol. Beni böyle bırakamazsın. Seninle adım çıktı. Denedik olmadı Ayten. İnsanlar konuşmasın diye evlenelim mi? İnsanların ne dediği umurumda bile değil. Hiç kimse umurumda değil. Ben sadece seninle olmak istiyorum. Daha fazla birbirimizi üzmeyelim Ayten. Konuşmanın manası yok. Mahir, seni böyle severken, tek niyetim seni korumakken beni böyle cezalandırma. Ayten, biz geceyle gündüz gibiyiz. Senle ben çok farklıyız. Olmaz bizden. Öyle mi Mahir? Al o zaman bunları. Yarın baban yüzüklerimizi takacaktı. Nazif babaya verirsin bu yaptıklarının hesabını. Turgut, sana da enteresan gelmiyor mu? Adamın oğlunu suçlu olarak göstermeye çalışan birileri var. Durup bunu bir düşünmemiz gerekmez mi? Sen pusulanı yitirmişsin. Adamın oğlu başka zat, babası başka. Ne alimler gördüm zalimlerden doğan. Peki bizim eve giren hırsızı Mahir Kara sanmamızı isteyen kim? Hırsızlık mevzusunda tamam, haklısın. Ben de adam ivedilikle bırakılsın dedim. Mamavi, bütün bu olanların hiçbiri Nazif Kara'nın suçsuz olduğunu göstermez. Merhumun yanı başında cinayet aletiyle yakalanmış bir kabadayıdan bahsediyoruz. Bir yüzük ve görgü tanıklarıyla adalet nasıl yanıltıldı gördün. O gün o adam karakolda değil de ispat edemeyeceği bir yerde olsaydı ne olacaktı? Önce nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanacaktı. Ondan sonra hırsızlık ve delilleri karartmaktan yargılanacaktı. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Ve Nazif Kara masum olabilir. Burada her şey göründüğü gibi net. Sen nasıl olur da adliyede bunca çalışana, kendi gözlerine var olan onca delile inanmazsın, inanamazsın, ha? Hissiyat ve görüş dışında bana aksi bir şey söyle hadi. Söyle. Var mı? Hı? Gözle görülür, elle tutulur bir şey, bir delil. Hı? Söyle. Hı? Başka bir katil zanlısı. İhtimal dahilinde de olsa başka biri. Var mı? Feride.
Var mı? Ya da dosyaları saklamak için bir gerekçen var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Bir neden. Hala bir neden yok. Bu yüzden benim çabam. Ben sadece birkaç usulsüzlük yaptığını düşünmüştüm. Mamafi görüyorum ki durum daha da vahim. Kim sana bu masalları anlatıyorsa onun etkisinde kalıyorsun. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bana kanıtladın Feride. Sana çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Vicdanım o kadar rahat ki. Zira seni koruyacağım. Eğer bu davada kalırsan muhakeme kabiliyetini bir teviye yitireceksin. Baban takmak istemiş. Çocukların yüzü gülsün artık demiş. Bilhassa Ayten'i çağırmış oğlum sırf bunları demek için. Ben izah ederim babama. Babam anlar beni. Vallahi abi hayatın cilvesi mi dersin ne dersin bilmiyorum. Ama Ayten'in bu yaptığı iyi oldu ben sana söyleyeyim. Ya evlendikten sonra görseydin bu huylarını? Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam oğlum. Hadi sen uzan biraz. Ben de bir merhem karayım. Oh! Çok iyi oldu. Allah biliyor ya ben hiç yakıştıramadım Ayten abime. Çok ayıp İknur. Koca kadın oldun ettiğin lafa bak. Hem hemen gelin güvey olma. Bakalım baban ne diyecek. Anne. Babam abimin hayır dediğine ne zaman evet dedi? Bilmiyor musun? Oradayım. Aslanım. Halil'i kurtarmışsın. Sen dünyadaki en mükemmel dayısın. Sağ ol dayıcığım. Sağ ol dayıcığım da. Arkadaşını asıl baban kurtardı. Baban o paraları toplamasaydı Halil ameliyat olmaya gidemezdi. Ama sen de on adamı bir yumrukla yere indirmişsin. Paraları çekip almışsın hırsızlardan. Herkes senden korkuyor artık. Mahir'in karşısında kimse duramaz diyorlar. Hem mangal gibi yüreği var, hem de balyoz gibi bileği var diyorlar. Ben de büyünce senin gibi olabilir miyim dayı? Karı dayı nasıl olunur öğretir misin bana? Benim akıllı yeğenim. Sen benim gibi olma. Öyle kavga etmek, birkaç adamı hacamat etmek meziyet değil. Adam gibi adam, bileğiyle değil, aklıyla, fikriyle dize getirir alemi. Böyle ilklerle de muhatap olmaz. Sen de oku, adam gibi adam ol. Ama o zaman korkmazlar ki benden. Bak aslanım, korku geçicidir. Ona sakın tamah etme. Zira gün gelir, bir an sen de korkarsın, fark ederlerse ezer geçerler seni. Ama sana saygı duyarlarsa, aklına, fikrine hem ihtiyaç duyarlar, hem seni çok severler. Sevgiyle elde edilen gücü de kimse yok edemez.
Yani benim akıllı yeğenim. Ben senin yerinde olsam okurdum. Okusaydın ne olurdun peki dayı? Avukat olurdum. Savcı olurdum. Belki de hakim olurdum. İşte o zaman garibanların hakkını kimseye yedirmezdim. İyilik hep kazanırdı. Karadayım, sana erkek sözü. Ben okuyup avukat olacağım. İnşallah. Aslanım benim, inşallah. Ablam sütten çıkmış ak kaşık değil. Lakin söz atacak bir kusuru da yok. Mahir abi çok fevri davranıyor ablama. Sen kardeşsin, uyar bence. Ayten abla, ağlama artık, gözünde yaş kalmadı. Ayten abla, söz veriyorum, abimle aranızı düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Ne olur ağlama, bırakma kendini. Alo. İyi akşamlar. Affedersiniz, rahatsız ediyorum ama Feride Hanım'la görüşebilir miyim? Kim arıyor diyeyim? Salih ben. Adliyeden mesai arkadaşıyım. Öyle mi? Çağırıyorum. Teşekkür ederim. Feride! Feride! Efendim? Telefon. Kimmiş? Salih. Salih? Hayırdır? Feride, bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakma ama haber vereyim dedim. Ben küçük bir kaza geçirdim de. Ne oldu, ne kazası? Yok, mühim bir şey değil. Ama yarın adliye gelemeyeceğim. İznin olursa tabii. Salih, ne saklıyorsun benden? Hiçbir şey Feride. Hastanede misin? Hayır, yok, evdeyim. İyiyim ben, merak etme. Tamam, derhal adresi ver, yanına geleceğim. Olmaz Feride. Salih, bir kere de itiraz etme, yanına geleceğim diyorum. Eğer inat edeceksen Ümit Bey arar, öğrenirim adresi, gelirim yine. Abi sen benim adrese, yani Salih'in adresine ne yazdın? Uydurma bir adres. Erenköy'deki bir harabenin. İçinde fareler yaşıyor sadece. Tamam, tamam, sakin ol. Veriyorum adresi. Evet, biliyorum orayı, tamam. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, bekliyorum. Kim bu Salih? Arkadaşım, stajyer. Öyle mi? Sen de Turgut'ta hiç bahsetmediniz ondan. Ne oldu Turgut'la? Feride, hiçbir şey anlatmıyorsun bana artık. Feride, durur musun lütfen? Hoş geldin. Salih, ne oldu sana böyle? Bir şey yok Feride. Ölmedik, ayaktayız evvelallah. Cidden iyi misin? İyiyim. Hadi yukarı çıkalım, üşüyeceksin. Ailen evde mi? Yok. Burası bizim ev değil.
Ya bizimkiler kalabalık. Biraz da cana yakındırlar. Orada rahat konuşamayız da seni buraya çağırdım. Burası kimin evi peki? Babam patronun evi. Öyle mi? Kendisi nerede peki? Vefat etti. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Aslında usta vefat edeli bayağı oldu. 10 sene. Dile kolay 10 sene. Evi elden çıkaramadık. Ustanın İtalya'da bir kızı var. Babam olur ya, kızı baba ocağına geri dönmek ister diye ev bize emanet, iyi bakalım dedi. O yüzden annem arada gelir, havalandırır. Bana sorarsan ustanın kızının döneceği yok. Ama babam inat etti. Biz de ona saygımızdan eve bakıyoruz işte. Baban kalender bir insan belli. Otursana. Bir şey içer misin? Yok sağ ol. Sen otur asıl, iyi görünmüyorsun. Ben sana bir şey yapayım mı? Yok sağ ol. Tamam. Yalnız çok sıcak bir ev. Huzurlu. Öyledir. Akis amcayla Elin'in teyze de öyleydi. Toprakları bol olsun. Rum muydular? Memleketten göçtüğümüzde bir tek onlar bize sahip çıktı şu koskoca İstanbul'da. Ne akrabamızdılar ne de ahbabımız. Ama insandılar işte. Babama esnaflık yapmayı Akis amca öğretti. Bizim üzerimizde hakları çoktur. Tabii o vakit babama çok zulmettiler. Yok efendim gayrimüslimden ekmek yiyorsun falan diye. Babam onların hiçbirini takmadı. Onları böyle ailesi gibi sahiplendi. Hatta Akis amca vefat ettikten sonra... Neyse. Niye anlatıyorum ben şimdi bunları sana? Boş yere kafanı şişiriyorum. Olur mu canım öyle şey? Niye sustun? Kasvetli bir hikaye. Şimdi anlatıp da tadımızı kaçırmayalım. Salih. Kavga ettin değil mi? Kaza değil bu. Kapı çarptı. Hakim Hanım, sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Çok kötü olmuş burası. Acıyor mu? Yok. Üzülmesen benim yaram çabuk iyileşir. Peki nasıl olduğunu anlatacak mısın yoksa gürültüye getirip bana unutturmaya mı çalışıyorsun? Sana yalan söylemeyi sevmiyorum Feride. Beni bana zorlama lütfen. Bana yalan söyledin mi hiç? İyi misin sen? Turgut Reddi hakim talebinde bulunacakmış. Beni Nazif Kara davasından aldırmaya karar vermiş. Ne diyorsun sen Feride? Kısa çöpü çeken parmağı masaya yatırsın. Gel.
Çeksene ulan. Bazıları şanslı oluyor işte, kader. Gel bakalım sen o kadar şanslı mısın? Çek ulan. Abi. Yatır. Abi. Yapmayın abi. Şimdi siz hepiniz abi, bir başınıza bir tane Mahir'e yetemediniz, öyle mi oğlum? Abi. Bundan sonra herkes abi, yaptığının cezasını çekecek. Bugün parmak, yarın kelle. Abi götür bunu, ağlamasın burada bebek. Yürü. Yürü, çık. Çık. Lan dışarıya. Seninle gizli yürüttüğümüz çalışma, benim Mahir Kara'yı araştırmam, ondan sonra dosyaları Nazif Kara dosyasına işletmemiş olman, bunların her biri gerekçe. Gizlilik yanlı olduğum kanaatini güçlendiriyor. O gün Mahir Kara'nın ifadesini ondan habersiz aldırmam da tuzu biberi oldu. Kendi de geldi karakolda gördü. Adaletin insan eliyle nasıl engellendiğine şahit oldu. Mahir Kara'nın suçsuz yere hapse girmesini engelledin. Lakin kendi başına yakmış mı oldun Feride? Ne yapacağız şimdi? Turgut Savcı'nın fikrini değiştiremez miyiz? Asla. Turgut hayatımda gördüğüm en kararlı insanlardan biridir. Eğer beni azlettirmeyi kafasına koymuşsa kesin yapar. Peki biz ne yapacağız? Sonuçta ben şahidim. Senin tek niyetin gerçeği ortaya çıkarmak. Ne bir suç işledin ne de birini kayırdın. Turgut böyle düşünmüyor. Diğer iki mahkeme üyesini de ikna ederse Nazif Kara davasını bırakmak zorunda kalırım. Süleyman abinin gizli yürüttüğü soruşturma, bizim birlikte yürüdüğümüz yol, hepsi boşa gider. Her şey biter. İyi akşamlar aslan parçaları. Eyvallah. Yılan Bedren abiniz buralarda mı? Burada abi. Aşağıda ifade alınıyor. Oo, derinlere daldı demek. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Kibrit neredesin sen? Sen yoksun, ateşsiz kaldım. Bir ara uğrar, fitil ateşleriz. Yavruların yavrusu. Çay var, istersen demleyebilirim. Canım bir şey istemiyor. Feride. Aslında Turgut Bey'in fikrini değiştirecek bir şey var. Neymiş o? Süleyman Bey'in bıraktığı dosyaları Turgut'a verirsek vazgeçecektir. Şaka ediyorsun herhalde. Hayır. Hem sen demiyor muydun faydası bile dokunabilir diye? Salih. Asıl sen değil miydin kimseye söyleme diyen? Gizli kalsın, başsavcı isteseydi dosyaları ona bırakırdı diyen sen değil miydin Salih? Şimdi niye vazgeçiyorsun? Feride. Nazif Kara suçsuz. Emin değiliz, sadece bir ihtimal. Peki, bana göre öyle. Benim inancım bu. Ama bu dosyalar için kanlı canlı bir adamın hayatını tehlikeye atamayız. Salih, Nazif Kara'ya ben de ehemmiyet veriyorum. Lakin adliyedeki çürük yumurtayı bulana kadar ben o dosyaları Turgut'a bile vermem. Ooo, Kibrit hoş gelmişsin. Hoş bulduk.
Aç ya, asabi. Ne kadar asabiyse o kadar çabuk sokar. Bak bana, gözüme bak. Buradan soktu beni. Bu değil tabii. İhtimal bunun atası. Diyarbakır'da, daha 10 yaşındayken. Sol gözümden soktu. Devran yarım kaldı bana. Düşman oldum tüm sürüngenlere. Gel zaman başka bir yılanla karşılaştım. Bir şey yapmadı. Cesaretlendim, elime aldım. Anladım ki efsunlanmışım. En zehirlisi gelsin, en dişlisi bana dokunmaz. Ama bana dokunanlara da acımazlar. Aç mahlukat, mecbur doyuracağız. Oysa yılanın derdi değil onu sokmak. Ne ekmek yapabilir kendine ne meze. Her iki tarafın telaşını sonlandırmak için sokar. Ölüm korkusuyla öldürür. Defteri okutanı bulduk. Şimdi sıra defteri bizden aşırıp kime yolladığını bulmada. İşte içimizdeki hain. Cam kümes boşalsın, sıra sende. İnsanına göre değişir. Kimisi bir saate, kimisi 5 saate yumar gözünü. İşte ekmeğini hak eden. Doyurun bunun karnını. İyi misin? Değilim. Haksızlığa uğramak haksızlık yapmaktan evladır Feride. Sakın kendine kızma. Bunca yıldır hakkımda söylenmedik laf kalmamıştı. Ama kimse adil değil diyemedi. Taraflı diyemedi. Kanunları çiğner diyemedi. Ama benim adalet görgüme leke vururlarsa yaşayamam. Hakimliği bırakırım. İstifa ederim. Feride, sana söz veriyorum. Böyle bir şey olmayacak.
Buna izin vermeyeceğim. Benim o adamı kurtarmam gerek. Senin işin bu değil. Ama o adam şu anda benim için orada. Pire için yorgan yakılmaz Kibrit. Ne yapayım? Bırakayım da ölsün mü? Sen karışma. Alacak nefesi varsa Cihan'da yaşar zaten. Sen Hakime Hanım'ın senden istediği dosyayı götürdün mü? Henüz değil. O vakit o işte meşgul ol. Dosyayı ver ki Hakime Hanım sesini kessin. Kurban Bayramı tatillerinin birleştirildiği yazıyor. Ya bu nasıl bir şuursuzluk? Ne yapmaya çalışıyor bu Turgut? Neyin ispatının peşinde? Babam. Ne olur sakin ol. Bak pişman etme beni anlattığıma. Ben haberin olsun diye anlattım. Bunun hesabını sorarım ama. Bu o kadar kolay değil. Sakın. Sakın baba. Ben şu ana kadar her şeyimi kendim hallettim. Bundan sonra da bu böyle olacak, değişmeyecek. Lakin Ferideciğim. Baba lütfen. Sakın dedim. Kahvaltı edecektik. Aç değilim. Abi kusura bakma, sabahın köründe seni de diktim ayağa. Vallahi dert değil. Hadise zaten mühimmiş. Her şey, aldığımız onca yol, her şey boşa gidecek abi. Vallahi bu Turgut anasının gözü çıktı ha. Zaten hiç gözüm tutmuyor onu. Bu işten bir çıkarı var. Bir çıkarı var ama ne. Neyse. Önce şu işleri bir halledeyim. O Turgut savcıya da sıra gelecek. El mahkum dosyaları bile ver dedim. Hiç güvenmememe rağmen.
Ama ve lakin Feride mesleği bırakırsa zaten her şey mahvolur. Ömür boyu taşırım bunun vicdan azabını. Abi, bugün bu noktaya geldiysek bunun müsebbibi benim. Yani şimdi olabilir ama su akar yolunu bulur Mahir. Sen de insansın. Alma bunca yükü omuzlarına. Tamam, ben de istemem bir insanın mesleki olarak lekelenmesini. Ama bence senin de dediğin gibi elinizdeki bütün delilleri verin, dosyaya işlensin. Sonra da biz işimize bakalım. Ben bu makus talihi döndüreceğim. Ben kendimi yakmaya hazırım. Feride'nin de doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ona güvenim tam. Ama Feride asla böyle bir şey yapamam. Sen gidecek misin bugün bizimkilerle? Tabii tabii, çıkacağım birazdan. Babama bahsetme bu konuda. Söyle geleceğim. Konuşacaklarım var zaten. Abi. Birkaç dolar için filmindeki sarışın kovboy gibisin vallahi. Clint Eastwood. Clint Eastwood. İşini biliyor ha. İşimi seviyorum. Sen de mi polis olmak istiyorsun? Seversin tabii. Kaymağı ballayıp yemek herkese nasip olmaz. Ne diyorsun lan sen? Anlamamış gibi yapma be abi. Babayı as, kızı al. Filmlerdeki gibi hakikat ödül koyuyorlar mı adamın başına? Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne babası ne kızı? Songül'ü diyorum abi. Nazif Karan'ın kızı olduğunu bilmediğini söyleme bana. Ne? Songül Nazif Karan'ın kızı mı? Mahir Karan'ın kardeşi. Ben ağır laf etmişim. Haddim olmadan. Hop diyen gitti. Buyurun Sayın Bakanım. Ben de sizden telefon bekliyorum. Kızımı çok kızdırmışsın Turgut. Uzun zamandır onu bu kadar hırpalanmış görmemiştim. Ben sadece inandığımı yaptım Sayın Bakanım. İyi de yaptın. Benden icazet almaya geldiğinde de söylemiştim. Feride'nin hakim olmasını hiç istememiştim. Kader bir gün bizi karşı karşıya getirebilir. Ki bunu hiç arzu etmem. Bundan mütevellit belki bu hadise sebep olur da Feride kendine başka bir meslek seçer. Sizi gayet iyi anlıyorum beyefendi. Vukuat denetimim altında. Herhangi bir temayüz olursa paylaşalım. Hı-hı. Bir mukabele. İyi günler. Feride'cim, günün aydın olsun. Günaydın. Hayırdır? Sabah kahvesi içmeye mi geldin? Hayır.
Dün gece söylediklerini düşündüm. Hadiseyi bir de senin gözlerinden görmeye çalıştım. Eksantrik. Ne düşündün peki cancağızım? Ben olmak nasılmış? Haklılığını gördüm. Al bunları. Rahmetli Süleyman abinin sadece bana bıraktığı dosyalar. Kirli işlere bulaşmış bir adliye mensubunun peşindeymiş. Soruşturmayı gizli yürütmemin ve delilleri saklamamın sebebi buydu. Kimin peşindeymiş rahmetli? Öğrenebildiniz mi? Hayır. Dosyaları bütünüyle inceleyemedik çünkü. Anlıyorum. İstediğim buydu, değil mi? Bundan sonra hiçbir usulsüzlük olmayacak. Hiçbir şey saklamayacağım. Bunlar ziyadesiyle güzel gelişmeler Feride. Mamavi çok üzgünüm. Geç kaldım. Ben dilekçemi dosyaya sundum. Songül! Günaydın. Gel hadi, sana bir sürprizim var. Ama okul? Sürprizimi merak etmiyor musun? Ya ediyorum da. Bir saate kalmaz döneriz. Geç kağıdı alırsın, olmadı rapor ayarlarız. Gel hadi. Varmışlar mıdır acaba? Yalçın bir telefon bulur bulmaz arayacak. Habere verecek herhalde. Orada adım başı telefon vardır. Buralara benzer mi hiç? Demek ki uçaktan inmediler daha. Herhalde. Hayırlısı. Yine geldi Akbaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız? Düşündünüz mü? Karar verdiniz mi? Kaç tane adam yığalım buraya? Zahmet etmişsin. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok. Var var. Daha pasaj soyulalı kaç gün oldu ki sınır şurasında? Yok yok. Sen başka mahalleye davran. Bizim mahirimiz var. Bizi soyanları soğana çevirdi zaten. Gerçi sen bırakmasaydın bunca parayı dükkana bunların hiçbiri de olmazdı ama neyse mahir halletti. Yoksa hallerin işi çok zordu. Esas o paraları kim topladı sen ondan haber ver. Ben olmasaydım çalınacak para da olmazdı. Heh, Bülent, baksana iki dakika. Merhaba, kulağa gelsin. Bülent kardeş Mahir'in eniştesi değil mi? Aynen öyle. Hayırdır, nedir bu telaşın? Yok bir telaşım. Ziyaret saatini kaçırmayalım diye. Babama gidiyoruz. Haber vereyim dedim. Var mı diyeceksin? Nazif gitmesin. Olur mu canım? Çocuk hazırlandı bile. Ne kadar özlüyor dedesini bilmiyor musun? Biliyorum. Ben de o yüzden gitmesin diyorum ya. Çok etkileniyor. Üzülüyor çocuk. İyi de abim Nazif de gitsin dedi. Mahir ne karışır? Ben oğlumun gitmesini istemiyorum.
Bu seferlik böyle olsun da bir dahakine bakarız. Hadi kolay gelsin sana. Kusura bakma ya, istemeden kulak misafiri oldum. Ama gerçekten kahramanlık yapmışsın ya. Halil için para toplamışsın. Kimin umrundaysa sanki. Kardeşim, iyilik yap denize at. Halik görmezse malik görür. Ben de senin gibiyim biliyor musun? Fukara hastasıyım. Sen bu dükkandaki bütün eşyalarını koliyle paketlet. Alacağım ben bunların hepsini. Bir yere yardımda bulunacağım. Hepsini mi? Hepsini. Akşama aldırırım. Yalnız gerisini de mallar teslim aldıktan sonra, olur mu? Kahvede veririm. Olur. Kolay gelsin. Eyvallah. Niye buraya geldik? Ama söylersem sürprizi kalmaz ki. Sevgilim. Tüh, keşke meyve falan alsaydık. Neden ki? Baban meyve sevmiyor mu yoksa? Hı? Sever. En çok da mandalinayı. Ben de ona çekmişim. Çok severim. Babam kışın muhakkak sobanın üzerine mandalina kabuğu koydururdu. Bütün ev mis gibi kokardı. O gidinceye kadar rüyalarımız hep öyleydi. Mandalina kokulu. Ya şimdi? Şimdi? Ailecek bütün rüyalarımızdan uyandık. Yarım kaldık. Çünkü ben işlemediği bir suç yüzünden idamla yargılanan Nazif Karan'ın kızıyım. Ailem hakkında... Babam hakkında sana yalan söyledim. Beni istemezsin. Sevmezsin sandım. İstememekte de haklısın. Ben de o zaman aynamı yapardım. Ah ah. Nasıl muzdaribim anlatamam Bilgerciğim. Feride beni kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Bir mukabele Turgutçuğum. Biz ki seninle rahmetlinin kanını yerde bırakmaz demiştik. Dosyayı senin talebin üzere ben ona vermiştim. Ancak geldiğimiz hale bak. Başka çarem kalmadı. Elimden geleni yaptım. Haklısın. Yerinde bir hareket olmuş. Rahmetli hepimizin ahbabı, yol arkadaşıydı. Onun kanı yerde kalırsa biz işimizi yapmamış oluruz. Bizzat ben bunun bekçisi olacağım İlkerciğim. Rahmetlinin katilinin elini kolunu sallaya sallaya çekip gitmesine asla izin vermem. Asla. Dündar Hakim de bizim gibi düşünüyor. Adalet komisyonu olarak dosyaya Dündar'ı atarsanız hiçbirimiz düş kırıklığına uğramayız.
Hele şu heyet karara varsın, bunlar konuşulur. Günaydın Feride. Merhaba. Nasılsın? Dosyaları Turgut'a verdim. Ama dilekçeyi vermiş geç kaldım, bir işe yaramadı. Peki üyelerle konuştun mu? Çalıştım ama çok meşgullerdi. İlkin Turgut'un gerekçelerini anlamak istiyorlarmış. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Neyi? Bilmiyorum. Ben buraya geldiğim ilk günden beri Ziya Bey'le aynı heyetteyiz. Keza Erdoğan Bey'le de bir yılı aşkın süredir mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Ama anlatamamışım işte kendimi. Eğer beni tanısalardı, Turgut'un bütün gerekçelerine rağmen Feride asla böyle bir şey yapmaz derlerdi. Yanlı davranmaz. Çok çabaladım ama olmamış işte, becerememişim. Ben bir kaleme uğrayayım, sonra gelirim. Turgut Bey'in haklı olduğu yanlar muhakkak. Salih Bey, mühim bir konuda toplantıdayız. Acil değilse daha sonra gelin. Mevzumuz aynı hakim bey. Ne sıfatla karşımızdasın? Bakın, Feride Hanım işini çok iyi yapan akıllı vicdanlı bir hakim. Bu soruşturma süresince ben bizzat kendisinin yanındaydım. Feride Hanım bilerek, isteyerek bir usulsüzlük yapmadı. Ancak öğrendiklerini gizlemek zorundaydı. Rahmetli başsavcı, bu adliyede yasa dışı işlere karışan bir mesai arkadaşınızı tespit etmiş. Hatta bunun için teftiş kuruluna dilekçe bile vermiş. Tam da o kişinin kim olduğunu açıklayacağı gün, işte o gün öldürülmüş. Bu dedikleriniz fevkalade önemli şeyler. Ama hani nerede bunun evrağı? Ya bütün bu anlattıklarınız sizin hayal ürününüzse? Teftiş kurulundaki insanlar bunları biliyorlar efendim. Öyleyse bize ya bir belge ya da bir tanık getirin, öyle karar verelim. Getireceğim efendim. Hiç kuşkunuz olmasın. Müsaadenizle. Senin burada ne işin var? Ne arıyorsun sen burada efendi? Feride Hanım'la ilgili iki çift söz etme hakkım var sanırım, savcı bey. Cancağızım, istersen biz bunları dışarıda konuşalım. Beyefendileri daha fazla meşgul etmeyelim. Şimdi mi aklına geldi Feride'yi korumak? Hı? Mamafi, geç kaldın. Onu yoldan çıkarmadan önce düşünecektin. Feride gizli kapaklı işler çevirecek kadın değildi. Turgut Bey, hata yapıyorsunuz. O sizin arkadaşınız. Ona yardım edeceğinizi sırtından bıçaklıyorsunuz. Ben mi yapıyorum bunları Salih? Sen mi? Senin aklın oydu Feride. Yasa dışı işler çevirmeye başladı. Kuralları çiğniyor. Mübalağa ediyorsunuz savcı bey. Adadaki evde bütün izleri sildiniz. O an polis çağırsaydınız şu an belki aynı cephede savaşıyor olacaktık. Ama senin niyetin başkaydı. Issız bir ada, güzel bir kadın, sabaha kadar onunla baş başa olma fırsatı. Bu fırsatı kaçırmak istemedin, söylesene, öyle değil mi Salih? Şimdi anladım seni. Kurallar, mevzuatlar değil senin derdin. Senin derdin ben mi? Derdin beni Feride'den uzaklaştırmaksa yapma bunu. Feride'yi yakma.
İstersen şimdi çeker giderim. Stajımı bırakırım. Arkama da dönüp bakmam bile. Yeter ki Feride'ye bu lekeyi sürme. Salih. Kendini bu kadar önemseme. Neticede sen bugün varsın, yarın yoksun. Dede, dokunsana. Bir kere daha. Vallahi Nazif, bu defa tutturabildin mi bilmiyorum ama sen pek seversin diye hamsili pilav da yaptım. İnşallah kıvamındadır. Zahmet etmeseydin Safiye. Olur mu? Kesin yine olmamıştır. Değil mi dede? Bak sen kerataya. Isıracağım seni, ısıracağım. Gıdısından, gıdısından öp onu. Oh! Ufaklık nasıl, ne haber? İkimiz de iyiyiz baba. Çok şükür. Mahir'le Ayten yok mu? Kalabalıksınız diye birlikte almadılar mı yoksa? Avukat bey, göster hünerini. Hayırlı bir işimiz var ya bugün. Mahir gelemedi abim. İşleri vardı da. Ya Ayten? O da gelemedi. Çocukların yüzüklerini takacaktık bugün. O işi biraz erteleyelim Nazif. Sen çıktıktan sonra takarız inşallah. Senin hal hal değil Safiye, ne oldu anlat. Yok canım, ne olacak? Safiye Hanım. Anlat diyorum. Onlar ayrıldı baba. Ne? Canım, Ayten'in de kabahati az değil. Çok üstüne gitti Mahir'in. Ne diyorsun sen Safiye? Mahir bir daha görüşe muhakkak gelsin. Bir konuşalım bakalım. Kibarım, görüş yaramamış. Suratın sirkeci garına dönmüş. Nesi varmış sirkeci garın? Hep gitmeleri vardır da. Efkarlanmışsın sen yine. En çok görüş günlerinde vuruyor mapusluk. Adama bu yaşta yetimlik neymiş, kafasına vura vura öğretiyorlar. Mahir'e söyleyeyim, seninkileri getirsin diyeceğim ama. Amasını biliyorsun işte. Racon. Revire götürdüler. Tansiyonum neyim ölçmüşler. Ötesini sen anlayıver işte. Evlat. Hayır, sağlıklı olsam ne olmaz anne abi. Tansiyonumu ölçtüler, ateşimi kontrol ettiler. Ağzımda çürük var mı yok mu ona kadar baktılar. Bir de ilaç verdiler sakinleşeyim diye. Tıraş olsam mı abi? Mural, bir sakinleş. Otur konuşalım. Abi.
Bunları karıma verir misin? Senden başka kimseye emanet edemem. Ona... Karıma de ki... Oğlan olursa... Adı Deniz olsun. Herkes başladı konuşmaya. Utanmasalar bahse girecekler. Feride alınacak mı alınmayacak mı diye. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi bilemedim ki Salih. Ama benim de düşüncem olumsuz. Ben kalemdeyim. Ne haber Salih? Nasıl gidiyor? Stajı gayet başarılı yürütüyorsun. Kaç gün oldu? 20. Mahkemeye de az kaldı. 10 gün değil mi? Hayırdır avukat bey? Beni burada gördüğüne pek sevinmedin sanırım. Bu bakışını hiç sevmedim Mahir. Salih. Hay Allah ya. İnsan karıştırıyor değil mi? Maksadın ne? Ne zamandır biliyorsun? Uzun zamandır. Niye susuyorsun lan o zaman? Ne diyeceğini görmek için. Bakalım başarabilecek misin? Ama takdir ettim seni. Güzel plan. Güzel deneme. Oyun mu oynuyorsun lan sen bende? Senin gibi oyun oynamayı seven birine bu lakırtılar hiç yakışmıyor. Müstakbel avukat bey. Senin geleceğin benim iki dudağımın arasında. Kunduracağım. Nereden tanıyorsunuz? Ortak ahbaplarımız var. Ama tanışıklığımız çok eski değil. Burada sizinle kalıp tanışma hikayenizi dinlemek isterdim. Lakin Feride Hakim'in Redde Hakim görüşmesine çağrıldım. Ne yazık. Bir hakimin başına bunların gelmesi. Yazık. Bütün emekler boşa gidiyor ha Mahir. İşlerim bozuluyor. Feride'yi davadan alırlarsa babanı kurtarman imkansız. İstersen ben sana yardım edebilirim. Ama benimle işbirliği yapman gerek. Ne niyetin belli, ne cibilliyetin. Seninle aynı yolda biliyorum ben. Nazif Karayeç'in kalem kırılmadıkça vicdanlar rahatlamayacak.
Feride neden bu yollara saptı ben de anlamadım İlker hakimim. Ama iş delil saklamaya kadar varmış. Davayı sana vereceğim. Tek celsede bitsin. Siz Feride Hanım'ın kalemindensiniz değil mi? Evet. Bu Hakime Hanım'ın benden istediği rapor. Kendine iletin lütfen. Elbette. Müsait değilsen sonra gidelim. Yok gel gel. Müfit Bey'i bağlattım. Teftiş kurulu başkanı var ya. Onu geçen hafta görüşmüştük hani. Evet. İşte onu davet edeceğim heyetle görüşmesi için. Böylece delilleri neden sakladığımı izah edebilirim. Süleyman Bey'in dilekçesi işe yarayabilir. Alo. Alo. Müfit Bey. İyi günler. Feride Şahdoğlu ben. İstanbul Adliyesi'nden. Alo, sesim geliyor mu Müfit Bey? Evet hanımefendi. Fakat ben sizi anımsayamadım. Biz geçen hafta görüşmüştük. Hatta yanımda arkadaşım vardı Salih İpek, stajyer avukat. Biz sizinle hiç tanışmadık Hakim Hanım. Bir saniye. Ben doğru kişiyle görüşüyorum değil mi? Teftiş kurulu başkanı Müfit Bey. Bilmukabele. Mamafi, ben sizi hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. İyi günler. Ne diyor Feride? Müfit Bey, tam da tesadüf etti. Bakan Bey anlattığımda çok bahtiyar olacak. Zat-ı Alilere yardımlarınız için müteşekkir olduğunu iletti. İyi günler. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Adam tanışmadık diyor, görüşmedik diyor. Utanmadan yalan söylüyor. Belki korkuttular. Belki irtikap verdiler. Bu olay örgütlü Feride. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değil. Turgut da bunların ekmeğine yağ sürüyor. Ayrımına varmadan onlara hizmet ediyor. Yok alacaklar beni bu davada. Alacaklar çünkü ben maksadımı anlatamayacağım onlara. Onların tarafından ben delilleri saklamaya çalışan yanlı bir hakimim çünkü. Abi bir tane versene. Hani sen kullanmıyordun? Tiryaki olmak için zamanım yok. Bir kere de ben terlendireyim. Gardiyan. Başefendi. Gardiyan. Söyle kardeşim. Bana karşı bu kadar kibar olduğunu bilmiyordum. Beni havalandırmaya çıkarır mısın? Ama havalandırma biteli çok oldu. İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Ve saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım. Nihayet. Ne istiyorsun? İşbirliği. Karşılıklı yardımlaşma diyelim. Neymiş teklifin? Bir adam var. Hayatı tehlikede. Sen onu kurtarırsan ben de Feride'yi kurtarırım. Nasıl olacak o? Elimde Süleyman Bey'den kalma belgeler var. Araştırması sırasında yollarımız kesişti. Saptadığı çürüklerden biri de sen misin yoksa? Nasıl istersen öyle düşün. Şu anda seni kurtarabilecek tek kişi benim. Eğer sen adamı kurtarırsan, ben de rahmetlinin sadece Feride'ye güvendiğini ispat ederim. Yapacak mısın? Adam kim? Biri. Yaşamaya hak eden biri mi? Neyin maşası olacağım bilmek istiyorum. İki tane kız çocuğu var. Karısıyla birlikte memlekette yaşıyorlar. Çalışıp onlara para gönderiyor. İtin biri olsa ben de kurtarmak istemem. Zaman aleyhine işliyor. Adamın ölmesini istemiyorum. Var mısın? Adam Yılan Berdan'ın mekanında. Yılan kulüpte. Kale gibi korunur. İğne bile çalmak mümkün değildir esasında. Adam kulübün altında bir odada. Bir cam kafesin içinde. İşte hepsi bu. Bilmen gereken başka bir şey yok. Adamı çıkarttım. Sonra? Beykoz rıhtımına getireceksin. Orada iskelede sizi bir tekne bekleyecek. Adam tekneye adımını atar atmaz belge elinde olacak. Sen ne biçim polissin lan? Sen niye kurtarmıyorsun adamı? Bu konuşma fazla uzadı. Dün yediğin hurmalar yüzünden değil mi? Sana ne kadar güvenebilirim? Benim sana güvenebileceğim kadar.
Kusura bakma kardeşim, geciktim biraz. Olur mu öyle şey ya? Ustam bir çay. Eyvallah, kalsın. İş güç var malum. Bu da kalan kısmı kardeşim. Sen say bak, eksik fazla bir şey olursa hallederiz kendi aramızda. Estağfurullah abi. Allah senden razı olsun. Vallahi hanıma da söylediğim çok mutlu oldu. Ne zamandır siftah bile edemiyorduk. Ailecek mutlu ettin bizi vallahi. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Mal bu. Önce birkaç el kazansın ama uyanmasın, tamam mı? Sonra da donuna kadar alın. Eyvallah abi. Anlaştık mı Çapsız Bey? Anlaştık abi, bu sefer mahcup etmeyeceğim seni. Son şansın. Ne kadar güzel bir manzara ama. Buraya Aşıklar Tepesi denmesi hiç de boşuna değil. Senin bu mantığından hareketle hemen altında mezarlık olması da boşuna değil muhakkak. Her aşk, her dostluk bir gün ölümü tadacaktır der gibi. Karamsarlığını anlayabiliyorum. Lakin sen de beni anlamak için gayret gösterdi Tanferi'de. Beni buraya yıldızları, manzarayı, benim karamsarlığımı konuşmak için mi çağırdın Turgut? Kendimi açıklayabilmek. En az senin kadar üzgün olduğumu anlatabilmek için çağırdım seni Feride. Feride. Hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? İki günde yüzün soldu. Ah, ah. Ne kadar üzülüyorum bir bilsen. Baktığın yerden kabahatli görünüyorum kuşkusuz. Mamafi, ben de içimdeki sesi dinliyorum. Bugüne kadar da zinhar yanılmadım çok şükür Feride. Beni buraya haklılığını izah etmek için mi çağırdın Turgut? Gel. Kendin el çek şu davadan, bitsin bu iş. Sonuna kadar savaşacağım. Cancağızım. Biz düşman mıyız? Sen ne söylediğini duyuyor musun? Çok kırıldım Feride. Çok. Bana karşı mı savaşacaksın? Adaletin içindeki adaletsizliğe karşı savaşacağım Turgut. Sen benim adil bir adam olmadığımı söylüyorsun. Bu nasıl laf? Bu nasıl laf? Mesele ne sen, ne de senin talebin. Kendimizi bu kadar ciddiye almayalım Turgut. Yazılı kağıt, evrak ya da kat'i kaidelerde elbette haklı olabilirsin. Biz bu kaidelerin uygulayıcısı ve Yılmaz birer savaşçısı olabilmek için bu mesleğe girmedik mi? Cancağızım. Ben vicdan namına bu meslekteyim Turgut. Ama hayatımda ilk kez vicdanım ve kaidelerin çeliştiği noktadayım. Meslektaşlarımın adalet terazisinden endişem yok. Lakin bu kaideler yüzünden günahsız bir insanı ipe gönderebiliriz. Ben bu reddi hakim meselesiyle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum.
Ama bunu da öğreneceğim. İyi geceler Turgut. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ne iyi ettin de geldin. Senin yolun pek düşmezdi buralara ama. Nurten evde mi? Evde ama banyoda o. Heh, iyi. Gel. Seninle bir konuşalım bakalım. Güzelim benim. Ne oldu ablacığım? Korkutma beni. Aytencim. Seni de Mahir'i de nasıl sevdiğimi bilirsiniz. Kostas Bey'in evinde elimizde büyüdünüz sayılır. Dün geceden beri içim içimi yedim. Desem mi demesem mi diye. Lakin biliyorum ki ben gördüysem başkaları da görür dedim. Millet de ateşe körükle gider biliyorsun. Şöyle dedim en iyisi mi? Ben gideyim Ayten kızımı alayım karşıma. Kadın kadına bir konuşalım istedim. Ne oldu ablacığım, gideceğim şimdi burada kalpten, ne olur çabuk söyle. Dün gece Kostas'ın evine Mahir geldi. Ardından da bir kadın. Esmer, uzun boylu bir kadın mı? Ta kendisi. Gece bayağı kaldılar. Sonra kadın gitti. Mahir de sabaha karşı gitti. Ağlama kızım. Bunlar erkekler için çok olağan bir durum. Evlenene kadar bazı ihtiyaçlarını dışarıda giderecek tabii ki. Sen şimdi sus. Mahir'e de hiçbir şeyi belli etme. Onu da dellendirme. Bırak. Bu kızla da biraz gönlünü eğlesin. Gelip senin nikahını alacak nihayetinde. Haksız mıyım? Ağlama ne olur. Ağlama, ağlama. Her şey düzelecek. Ağlama. Bakkal defteri değil ki o. İçinde tüm seceremiz kayıtlı. Alacak verecek listesi, alışverişin tümü. Onca yıl yanımda çalıştın. Latife sevmem bilirsin. Sana son kez soruyorum. Defterimi çalıp kime verdin? Songül, iyi ki sen açtın kapıyı. Ayten abla ne oldu, iyi misin sen? Mahir evde mi? Hayır. Mahir gelir gelmez bana haber verir misin? Tabii ki Ayten abla da ne oldu, bir sıkıntın var senin? Mahir gelir gelmez, tamam mı? Ayten abla. Sonra Songül, sonra, sonra. Yok böyle bal be. Yok böyle arkadaş. Pes. Benden bu kadar. Al benden de o kadar. Bir el daha atalım be. Bitti baba. Kurudu cüzdan. Kalmadı bir şey. Ben varım.
O kadar da değil. Ben kazanırsam hiç acımam, kucağındaki tüm paraları alırım. Hadi siz de sökülün paraları. Zulayı patlatın. Bol şans. Hop! Nereye kardeşim? Tuvalete gidiyorum. Tuvalet orada değil, bu tarafta. Ha, eyvallah. Buyur, yakışıklı. Pardon, yanlış oldu. Doğru otur olsun. Kibrit. Şerefsiz yılanların içine soktu bunu. Ya şerefsiz. Koş. Biri girmiş içeri. Bir dakika. Ne oluyor lan burada? Abi bu taraftan. Gel gel buyurun. Ne oldu lan? Abi şeyimizi kaçırdılar. Lan yerde yarılsa bulacaksınız. Hadi dağılın. Hadi siz de. Vural. Alalım seni. Bu işler sabaha karşı olur sanıyordum. Sabaha kadar hücrede tutulacaksın. Suçsuz bir adama sıcaksınız. Ne o? Kendi üstüne mi alındı? Akıllı ol. Az geri durun. Mahkum götüreceğim. Götürmeyeceksin. Thank you.
Koş koş koş. Nasıl gideceğiz abi? Tekne gelecekmiş. Ha geliyor. Bu herhalde. Abi yakalanırsak Berdan yaşatmaz bizi. Atla, 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 atla. Sağ olasın abi. Nerede benim emanet? Ne emaneti kardeş? Yasin sana bir şey vermedi mi? Yok abi, vermedi. Abi hadi geliyorlar, yürü yürü hadi. Yasin! Aç lan kapıyı! Aç, kıracağım yoksa kapıyı da kafanı da! Yasin! Ne oluyor evladım? Kusura bakma teyzeciğim, ben buradaki komisere bakmıştım. Gitti o evladım. Yarım saat oldu olmadı çıkalı. Hoppa, şeytanın bacağını kırdım bu gece. Şans benden yana döndü arkadaşlar. Vallahi bu akşam hiçbir yere kaybolmayın. Herkes benden. Satalım tamam abi. Hadi eğlenelim. Kusura bakma Bülent kardeş. Hadi eyvallah. Hadi geçmiş olsun. Gülsün mü sıkındın sen, ne yaptın? Evet ama parfüm istiyorum. Hem de Paris'ten. Alırız. Dışarı bırak, yürü. Bu ağzına tükürdüğümün kibritini nerede bulurum ben? Her yerde. Nerede bir varsa bizzatı kendi içinde zaten. Hayırdır ya? Senin Yasin'le ne işin olur ki? Gece buraya gelirse haber uçur bana. Çayır çayır yakacağım o kibriti. Allah Allah. Nurten hadi ablacığım kalk. Of abla. Hadi Nurten, hadi kuzucuğum. Bahir abi yalan söyledim anlamayacak mı? Doğru düzgün söylersen hiçbir şey anlamaz. Hadi. Hadi kuzucuğum. Abi nerede? Çağırır mısın hemen acil? Abi! Abi! Ne oldu?
Mahir abi, sana bir şey diyeceğim. Ne oldu abicim? Ablam iyi değil. Hiç iyi değil. Odasına kapandı. Çıkmıyor. Sesleniyorum, ses vermiyor. Başım ağrıyor diye ilaçlarını da almış. Kendine bir şey yapacak diye korkarım. Ne olur yardım et. Ay Ayten abla. Ayten. Ayten benim, aç kapıyı. Ayten aç çabuk, kıracağım yoksa. Ayten! Ayten ne yapıyorsun? Bırak, bırak onu. Bırak onu. Bırak, Ayten! Sen sızlaşacağımı geberim, bırak. Giderim daha iyi. Bırak. Yaşarsın. Yapma böyle. Asıl beraber olursak birbirimize zehir ederiz hayatı. İkimize de zindan olur. Biz seninle ne güzel arkadaştık. Keşke öyle kalsaydık. Bu kadar mı çabuk bıktın benden? Ayten. Bak, söylediklerim canını çok yakabilir. Ama inan, senin iyiliğini kendimden daha çok istiyorum. Biz seninle aynı nefesi alamayız. Tamam. Almayalım. Nefes almayalım o zaman. Birlikte ölelim. Ama yeter ki sen yanımda ol. Yeter ki yanımda ol, benim ol. Ayten dur, Ayten dur lütfen. Ayten bak, durumu ikimiz için de zorlaştırma lütfen. Öp beni. Ne olur. Lütfen. Tek istediğim ben senin olayım lütfen. Ayten, Ayten dur, yapma. Yapma, bitti. Kabul et bunu. Bitti. Ben güzel değil miyim? Ayten güzelsin, çok güzelsin. Mevzu bu değil. Ama biz beraber olamayız. Amasını boş ver Mahir. Al beni. Ben senin olayım. Seninle birlikte. Ayten, Ayten istemiyorum, anlasana. İstemiyorum. O üç kuruşluk karı yüzünden değil mi bütün bunlar? Ne diyorsun sen? Ne mi diyorum? Dün gece Kostas amcanın evinde aşk yaşadığını diyorum. Doğru konuş. Onun hakkında böyle konuşamazsın, doğru konuş. Sadece denir mi? Ayten sus! Geldiğimiz şu hale bak. Beni düşürdün şu duruma bak. Nasılsın aslanım? İyiyim abi. Sen? Canavar gibiyim. Baskıma bu zulüm kan ile örülü. Beyaz gelinlik giydireceğiz. Kendi ellerimizle özgür vatana. Niye gülüyorsun çocuk? Yapamıyorum abi. Ben yapamıyorum. O güzel insanların o güzel atlarına binip gitmesi gibi başı dik, mağrur, ölümün gözlerinin içine bakarak meydan okurcasına gidemiyorum. Ben ölümden korkuyorum abi. Hepimiz insanız evlat. Ne diyor şair? Ne ölümden korkmak ayıp,
ne de düşünmek ölümü. Karım, babam, annem, doğacak çocuğum, abim, günler, geceler, sevdiğim yemekler. Hepsi ölüyor sanki. Böyle sanki ömrüme bir bıçak değiyor gibi işte. Ya ne bileyim. Yok, anlatamıyorum ya. Birazdan alıp götürecekler beni. Her şey bitecek. Güneşin doğuşunu bir daha göremeyeceğim. Küskün bir baba bıraktım ardımda. Annem desem gözünün yaşı kurumadı. Karım, kadının boynu bükük. Doğacak bebeğim daha ana karnından yetim. Hep yarım, herkes yarım, hayallerim yarım. Daha tatmadığım yemekler vardı abi. Dinlemediğim şarkılar, görmediğim yerler. Ben daha hiç denize girmedim abi. Yüzmeye ne lüzum var evlat? Deniz balıklarındır nihayet. Hiç uçağa binmedim. Bak, onu ben de merak ediyorum. Nasıl eksik yaşadım ya? Balık bile tutmadım abi. Tekneyle açılırdım ben Karadeniz'deyken. Güneşe karşı. Atarsın oltanı. Beklersin böyle. Ama bu bekleme bildiğin beklemelerden değil. Derdini, kederini suya verirsin sanki. Derken balık takılır oltana. Çekiştirir mesela. Hep bir şeyler anlatır deniz insana. Şifa verir. Ya da bana öyle gelir. Sen Trabzonluydun değil mi abi? Anlatsana bana oraları. Hakime Hanım. Şimdi mi görüyorsun? Yüzün ısık. Yeni bir şey mi duydun? Bir şey duymama gerek yok ki Salih. Ziya Bey de Erdoğan Bey de bakışlarını kaçırıyorlar benden. Mesai arkadaşlarım dünden beri yok sanki. Ben kendimi çok bedbaht hissediyorum Salih. Yapma böyle Feride. Reddi hakim çıksa bile mesleğinden vazgeçme. Bilakis yoluna daha güçlü devam etmelisin. Zira bu memleketin asıl senin gibilere ihtiyacı var. Asidir Karadeniz. Lakin ben böyle mavi görmedim. Mavi. Daha mavi. Daha mavi. Bir yanın yemyeşil vadiler, yaylalar. Memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı. Ne yollarını taşımış ayakkabım. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleket. Ah! Öyle ki evlat, sanki cennetten ödünç alınmış bir memleket. Vaktiyle çok istemiştim oraları görmeyi.
Oralı çok arkadaşım vardı. Peki abi, hamsili pilav nasıl bir yemektir bu hakikaten? Hiç yemedim ben. Ben pek sevmem aslında ama... Ural? Vakit geldi abi. Hakkını helal et. Ural! Ural! Bırakın lan! Bırakın! O masum! Götürmeyin! Vedalaş bakalım. Bırakın onu. Götürmeyin. Hata ediyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Bırakın onu! Ural! Bırakın! Hata ediyorsunuz! Pek bir yanık bağırdın ardında. Madem arkadaşın yanında olmak istiyorsun, gel bakalım. Var mı izlemeye cesaretin? Ne de olsa 3-5 vakti senin de başına gelecek. Taraf olduğumu, mesleğimin sınırlarının dışına çıktığımı düşünmüyorum. Bize hukuk fakültesinde öğretildiği gibi gerçeği araştırdım. Gizli yürütme arzum da durumun muhteviyatından kaynaklı. Ayrıca rahmetli Süleyman abinin arzusu. Bu yüzden her hususta içim son derece rahat. Dosyadan çekilmeyeceğim. Bu sefer sizle aynı düşünmüyoruz Hakim Hanım. Turgut Bey savlarında haklı. Siz de kendinizi ifade dışında savunamıyorsunuz. Ne bir ispat var ne bir delil. İddialar çok ciddi. Bence reddi hakim kararı çıkmadan siz kendiliğinizden çekilmelisiniz. Bu siciliniz açısından da yararınıza. Siz? Ben de aynı görüşteyim. Çekilmelisiniz. Sen beni mi kullanıyorsun lan itirif? Ne ciğeri beş para etmez herifsin sen.
Peki. Madem böyle düşünüyorsunuz, madem soruşturmayı gizli yürütmem hususunda beni onaylamıyorsunuz, benim söyleyecek başka bir sözüm yok zaten. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Salih Bey görüşme halindeyiz şu anda. Çok özür dilerim. Hakim Hanım'a bir şey vereceğim. Süleyman Bey'in teftiş kuruluna verdiği dilekçe. İçinde senin adın var Feride. Bana bir şey olursa gizli soruşturmamı Feride Şadoğlu'na bırakıyorum diye. Kolay gelsin. Buyurun. İşte neden soruşturmaya gizli yürüttüğümün, delilleri sakladığımın kanıtı. Rahmetli başsavcının ölmeden önce teftiş kuruluna sunduğu dilekçe. Komiser abiden. Köşede seni bekliyormuş. Ne oldu? Ne karar çıktı? Allah'ım sana şükürler olsun. Sana ne kadar teşekkür etsem az Salih. Hayatımı kurtardın. Onca yıllık emeğimi korudun. Tam gece olmuştu ki güneşi doğurdun. Vay vay vay. Ben neymişim ya Hakim Hanım? Biz de oturup bekleyecek değildi ki. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Nasıl yaptın bunu? Nereden buldun o belgeyi? Mühim olan işine yaraması. Değil mi? Üzümünü ye, bağını sorma diyelim. Kavga etme zamanı değil, kutlama zamanı Feride Hanım. Hatırlatayım. Salih Bey. Bu davanın hakimi hala benim. Elimden kurtulamazsınız. O belgeyi nasıl bulduğunuzu bir bir anlatacaksınız bana. Sen o gün ağladın ya. Öyle perişan oldun ya. O vakit karar verdim. Canım pahasına da olsa çözecektim. Bak. O gözyaşlarının yerini şu gülüş aldı ya. Dünyalara bedel. Gerisini boş ver. Peki. Benim için bir şey daha yapar mısın? Ne istersen. Bizim oraya gidelim mi? Çay bahçesine ne dersin?
Necdet sen misin? Benim. Dalyan Rıza'nın sağ kolu. Dün gece senin mekanından adam kaçıranı tanıyorum. Bizim adamlar çıkarken görmüşler. Ben de buraya geldim bir faydam dokunur diye. Kısa kes, adam kimmiş onu de. Mahir Kara. Salih, kaç kere sordun cevap vermedin. Allah Allah. Allah Allah. Salih. Bana o dosyayı nereden aldığını söyleyeceksin. Feride. Lütfen diyorum. Bu sefer bana itimat et. Ya söyleyebilecek olsam söylerdim zaten. Peki o zaman şunu söyle. Kimsenin canı yandı mı? Ya da yasaların dışına çıktın mı? Hayır. Emin misin? Evet, eminim. Bana hiç kızma Salih. Evine geliyorum, yüzün gözün yara bere içinde. Teftiş kurulu memurunun bile korkup kafasını kuma gömdüğü bir davada sen nereden geldiğini bilmediğin bir dosyayla elinde çıkıp geliyorsun. Hayatımı kurtardın, minnettarım sana ama her olaya cengaver gibi dalıyorsun. Sana bir şey olacak diye gerçekten çok korkuyorum. Sana bir şey olursa... Feride. Sakin ol. Merak etme. Güven bana. Neden bunu tekrarlayıp duruyorsun? Sana güveniyorum. Hem de çok güveniyorum.